böyle hiçbir şey boş değil yani. O sahada Allah Allah illallah diyorsa muhakkak ki bir şey vardır. Mesela tutuyorsun, tamam mı? El ele tutuyorsun, cazgır salıyor. Selavat diyor. Selavat demek Allah, peygamberin, Allah'ın lafzı geçiyor yani. Anladın mı? Ondan sonra pehlivanlar iki adım geri geliyorlar, tekrar ileri gidiyorlar, yere diz çöküyorlar toprağa ve toprağa böyle yapıyorlar bak. Böyle. Ne demek biliyor musun? Buradan geldik, topraktan geldik, toprağa gideceğiz diyor. Anladın mı? Ondan sonra karşılıklı gidiyorsun geliyorsun mesela, hem aynı zamanda ısınma merasimi bu, aynı zamanda paçalarını yokluyor. Bakıyor rakibi paçayı sıkıma bağlanmış gerçek mi? Paçalarını yokluyor, paçayı yok paçayı. Ondan sonra pehlivanlar birbirine sarılırlar böyle, sırtlarını böyle sıvazlarlar. Eğer güreşirken ölürsek, işte hakkın helal et, helal olsun diyor. Anladın mı? Yani hepsinin manası var, hepsinin anlamı var. Yani çok yağlı güreş, başka bir olay yani. İçinde tarihi boyutu var, içinde dini boyutu var, içinde bir de kültürel boyutu var, bir de sportif boyutu var. Yağlı güreş dünyada eşi benzeri olmayan spor. Ve de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, yani bizim kültürümüz olarak bozulmadan kalan tek meslek şu an. Dünya üzerinde evet. Yağlı'nda hiç güreşen var mı? Var. Türklerde var ama. Yani işte Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var. Ondan sonra bu Kafkaslar, bu bölgeler, Türkler yapıyorlar.